Şunu asla unutmayalım. Perilerimiz, erenlerimiz, pirilerimiz, aşıklarımız Anadolu'yu bize yurt yaptılar. Sevgili gönül dostlarım, insana duyulan sevginin ve saygının temelinde adalet ilkesi bulunur. Hacı Bektaş Veli, insanın sosyal hayattaki saygınlığını sağlayan en önemli kriterin adalet olduğunu savundu. Yani adalet, hakkı bilmek, hakkı tanımak ve her şeye hakkıyla davranmak demektir. Kimseye dininden, mezhebinden, inancından, kimliğinden ve yaşam tarzından dolayı ayrımcılık yapmayan Hacı Bektaş Veli için adalet, beşeri ilişkilerin temelidir. Sevgili gönül dostları, adaletli ve eşitlikçi bir toplum modelini önümüze koyan Hacı Bektaş Veli, kadın erkek ilişkilerine de adaletli ve eşitlikli bir şekilde bakar. Hacı Bektaş Veli için kadın, insanın diğer yarısıdır. Kadın, onun için kesinlikle ve kesinlikle ikinci sınıf bir birey, toplumsal yaşamdan sırası erkekten sonra gelen biri değildir. Hacı Bektaş Veli için insan, toprak gibi verimli ve mütevazi, şefkatli ve sabırlı, ilme tutkun ve cömert, edepli ve kanaatkar, 72 millete aynı gözle bakan ve kimseyi ayıplamayan bir varlık olarak görmüştür insanoğlunu. Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyılda ortaya koyduğu bu düşünceler günümüzde de anlamını eksiksiz bir şekilde korumaktadır. Değişik konuşmacılarda ifade ettiler. Düşmanımızın dahi insan olduğunu unutmamamız gerektiğini öğütleyen, hiçbir milleti küçümsemeyiniz ve ayıplamayınız diyen Hacı Bektaş Veli insanlığa barışın, sevginin ve hoşgörünün yolunu göstermiştir. Bugün onun düşünceleriyle Türkiye'nin ve dünyanın güncel ve temel sorunlarına eğildiğimiz zaman önümüzde aydınlık bir yol olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sevgili gönül dostları, Cumhuriyetimiz Hacı Bektaş Veli'nin yolunu Kurtuluş Savaşı'nın en karanlık günlerinde Mustafa Kemal Atatürk'e Cemalettin Efendi'nin verdiği destekle. Hem Osmanlı'nın kuruluşunda hem Cumhuriyet'in kuruluşunda Hacı Bektaş Veli felsefesinin olduğunu hiçbir yurttaşımızın kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir yurttaşımızın unutmaması gerekiyor. Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kurucusu Hacı Bektaş Veli'dir. Şöyle der Hacı Bektaş Veli: bizim yolumuz sevgi, dostluk, kardeşlik yoludur. Hacı Bektaş Veli'nin yolundan gidenler IŞİD gibi, El-Kaide gibi, El-Nusra gibi, FETÖ gibi İslam'ı yanlış yorumlayanları ve bu yorumların kabul edilemez sonuçlarını bize gösteriyor, kırıl kırıl bir dünyayı bize işaret ediyor. Tıpkı Yunus Emre'nin düşündüğü gibi. Ne diyor Yunus Emre? Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kim tutmayız, kamu alem birdir bize diyor. Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini en iyi dile getirenlerden birisine Hoca Yunus'tur. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.